İnternetinizden sorunsa en azından Madem ben kaydı alayım. çalışmayayım, sizin internetinizde sorun. Yok yok, internetimin hız testini yaptım. Aynen, 12 megabitlik hız var. 12 megabitlik hızla donmaz. Sizde muhtemelendir. Şu iki soruyu yaptık en Hocam hepimizde mi son. sorun var? Diğerleri iyi diyor. Duymuyor musun Mehmet Ali, sende var ya. Diğerleri iyi diyor. Sadece sende sorun var. Hocam benimki şimdi düzeldi. Şimdi Benimki de şimdi çocuklar. düzeldi. Tamam. Şunlara kaldığımız yerden devam edelim çocuklar. Şimdi. Evet. Ne dedik? Asal çarpımlara ayırma. Algoritma yöntemini verdik daha önceden. Daha önceden bu dersi gördük aslında. Yani başka yayından gördük. Bunu düz takip ettiğim için bir daha tekrar niteliğinde tekrar işlemiş olduk. Yani bunun önceki derslerimizde var aslında, anlatmıştık bunu. Başka bir föyde anlatmıştık. O föyü de verdim size. Dün hatta bir arkadaşınız verdi, hocam biz bunu anla şey yaptınız, verdiniz falan diye. Bunları da not alırsanız iyi olur. Tekrar niteliğinde olur en azından. Şimdi çocuklar, mikrofonlarınızı kapatın çocuklar. Gürültü geliyor. 360, 2 üzeri 3 çarpı 3'ün karesi olduğuna göre A sayısını bulunuz. Şimdi ne yapmış burada? 360'ı muhtemelen asal çarpanlara ayırması gerekiyor. Asal çarpanlara ayırırsak ne olacaktır çocuklar burada? 360. Şurada çocuklar, uğultu geliyor çocuklar. Uğultunuzu eğer şey yaparsanız iyi olur. Hocam Ali Emir'den geliyor. Hocam Benden Ali Emir, gelmiyor hocam. mikrofonlarınızı Benden geliyor kapatın. Ali. Çocuklar, hem mikrofonlarınızı kapatın. Çok gürültü geliyor çünkü. Evet, 360 çocuklar, ne yapıyorum şimdi? Asal çarpımlarını ayırıyorum. 2'ye böldüm. Çocuklar ne yapar? 2'ye bölündüğü zaman. Şu şeyi de yapmadık sizlerle. 180 hocam. Tamam. Evet. 180 yapar. Hemen bölüyorum. 180. Tekrar 2'ye böldüm çocuklar. Ne yapar? 90. Tekrar 2'ye bölüyorum. 90. 45. 3'e bölüyorum bu sefer çocuklar. Ne yapar? Burası 15. 15. 15. Şimdi tekrar 3'e 15 bölüyorum hocam. çocuklar. 5. 5'e bölüyorum 1. Normalde 360 neymiş 360? 360 eşittir çocuklar. Şöyle biraz daha kalın bir boyut alalım ya. Çok kötü yazıyor bu. Hocam başka renk kullanan her şey siyah olur Kullanıyorum. mu? Tamam. 360 eşittir çocuklar. 2 üzeri kaçtır çocuklar? 2 üzeri 3 çarpı 3'ün karesi çarpı 5. Sizce şu görüntüde, şu verilen değerde, bakın. A kim olur burada? Otomatikman belli oldu cevap. Şunu Ne? vermiş, şunu Evet. vermiş. Bunun yerine A yapıştırmış. Yani kim o zaman? A 3 değil, A 5. Tamam? A eşittir 5 olacak. Peki. B'ye bakalım. Aynı şey. 240. Bu kim ya? Bu B. Ha, 2 üzeri A çarpı B üzeri B. A ve B birer doğal sayı demiş. B'nin en küçük değeri kaçtır? O zaman bu 240'ı burası yaptığımız gibi asal çarpımlarına ayıracağız çocuklar. 240'ı. 2'leri 5'leri tamamen alacağız. 2'ye böldük. 120. 20. Tekrar 2'ye böldük. 60. Tekrar 2'ye böldük çocuklar. 30. 30. Tekrar 2'ye böldük. 15. 15. Şimdi 3'e bölüyorum 3'e çocuklar. bölüyoruz. 3. 3'e bölerim fark etmez. 5. 5. 5'e böldük 1. Şimdi 240 kime eşitmiş? Şuraya yazıyorum karşısını, tamam mı? 240 neye eşitmiş? 2 üzeri 4 4. çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1. Burada otomatikman 2 üzeri A dediğine göre burada A kim olacak şunlar A? A dediğimiz sayı 4 olacak. 2'nin kuvveti ya. Burada ne olacak şurası şunlar? A eşittir. 4 olacak. Gerisi 5 bir. üzeri B demiş. 5 üzeri B. B de burada ne olması gerekiyor? B de şunlar 1 olması lazım. 5'in kuvveti. Buraya da büyük B yapıştırılır. Büyük B. Büyük B harfi de şu sayının tamamı olması lazım. Yani bu sayının kim olacak bu sayıda? B olmuş olacak. O zaman B'nin en küçük değeri nedir? 3 üzeri 1'den ne yapar çocuklar? 3 yapar. Buradaki B'nin en küçük değeri 3 olacaktır. Burada da A 4 olur çocuklar. B de ne olacaktır mecburen? 1 olacaktır. Küçük B yani. Büyük B de 3 olacak. Bizden bunu soruyorum. Evet, cevaplarınız buydu. Devam ediyorum. Mikrofonları kapatırsanız iyi olur çocuklar. İsterseniz ben kapatayım sizlerin tamamının mikrofonları. Hocam Ali Emir'den geliyoruz. Evet hocam Ali Emir'den geliyor ses. Tamam çocuklar. Hocam çünkü rüzgar var. Tamam, kapattım. Sen aç işte, Kapat açık hocam tutma. mikrofonu. Mikrofonu Ali kapat. Emir sesini kapatabilirsin. Yanında mikrofon sembolü var. Onu kapat de. Mikrofonu kapatınca sıkıntı olmuyor, tamam? Evet, devam ediyorum. Yandaki verilen çarpan algoritmasına göre A, B, C, D toplamı kaçtı? Bunu daha önceden yaptık. Benzerini yaptı çocuklar. Neydi Hocam ben burada? yapabilir miyim? Evet kulum, ne diyorsun? Nereden başlayacaksın burada? Hocam en sondan başlayacağız. Evet, ne olur o zaman? C ne olur? Hocam Şey, E ne olur? 1 ve 3'ü çarpacağız. Evet, E kaç oldu o zaman? E 3 Hocam oldu. 3. D 3 ile 3'ü çarpacağız 9. 9, C 5 ile 9'u çarpacağız. 45,
45. 45 çarpı 5 ne yapacak? 400, 425 mi? 225 mi? 225. Peki 2 çarpı 225'te ne yapacak? 450 yapacak. Evet, bütün hepsini bulduk. Toplamını soruyor. Siz toplarsınız artık. A kimdi? 450. B kimdi? 225'te. C kimdi? 45, 9 ve 3. Tamam? Anlaşıldı mı? Bunların toplamını bulacaksınız. Siz toplarsanız ben geçiyorum. Çünkü vaktimiz çok az olduğu için çocuklar. Geri kalanını size bırakacağım. 250 sayısı kaç farklı asal sayı ile tam bölünür? 250 sayısı kaç farklı asal sayı ile tam bölünür? Asal. O zaman bizim bunlara neye ihtiyacımız var? 250'nin asal çarpanlarına. Bakın bu kelimeye dikkat edin. Asal çarpanlarını ayırmanıza gerek yok ama asallarını bulabilmek için, asal bölenlerini, mecburen 250'yi ne yapmamız gerekiyor çocuklar? Asal çarpanlarını ayırmak zorundayız. Ayıralım. 2'ye böldük çocuklar. 125. 5'e böldük. Evet. Ne yapar burası? 25. Tekrar 5'e böldük. 5. Tekrar 5'e böldüm. 1. Yani 250 kime eşittir çocuklar 250? Evet. 2 çarpı 5 üzeri 3. Yani bu şu demektir çocuklar. Bunun altındaki evet. gördüğünüz, altındaki gördüğünüz şu 2 ile 5 çocuklar. 2 ile 5 çocuklar nedir benim için? Asal çarpanlar olur. Bunlara ne diyoruz çocuklar bunlara? Yok, yukarıdaki 3 olmaz. Asal çarpan diyoruz bunlara. Bu 5'ten 3 tane tekrar ettiğini gösterir. Yani burada gördüğün gibi 5 çarpı 5 çarpı 5. Ama 2 tane 5'i yan yana getirirsen 25 olur. 25 asal değil. O yüzden kuvvetine bakmıyorum. Sadece tabana bakıyorum. Anladık mı? 2 ile 5 benim için nedir? Asal çarpandır. Tamam? Peki. 240'a geliyorum. 240 ne diyor çocuklar? 240 sayısının kaç tane asal çarpanı var? Aynı şey. 140'a ne yapacağım çocuklar 140'a? Yine algoritmayla ayıralım. 2'ye böldüm 70. 2'ye böldüm 35. 5'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1. Sayısını söyleyeyim. İkileri tekrar etmenize gerek yok. 2, 5, 7. Yani direkt bunun cevabı ne olur? 2, 5, 7'dir. Bunlara ne diyoruz bunlara çocuklar? 70 cevap. Asal çarpan. 70 değil ya. Sadece 2, 5, 7. Bunları söyleyeceğiz. Hayır, kaç tane asal çarpanı vardır? Çarp demiyor. Bunların ismi asal çarpan zaten. Çarpın demiyor ki. Tamam. Asal çarpanlarının çarpımı deseydi olurdu. Asal çarpanı. Bu çarpan kelimesiyle çarpmam gerektiğini anlama. Bunların ismi çarpan zaten. Tamam. Nasıl çarpandır? Asal çarpandır. Çünkü asal oldukları için. Tamam mı? 220 sayısının asal bölenlerinin toplamı. İşte şimdi bölen demek zaten çarpan demektir. Aynı şey. 220'nin asal bölenlerini bulmak, asal çarpanlarını işte buradaki gibi bulacağız. Ama bunları ne yapacağız? Toplayacağız şimdi işte. 220'yi de ayıralım hemen buradan. 220'yi hemen şurada ayırıyorum. 2'ye böldüm çocuklar 110. Tekrar 2'ye böldüm 55. 5'e böldüm 11. 11'e böldüm 1. Kimdir bunun da asal bölenleri? Asal bölenleri 2, 5, 5 ve 11. Bunların neyini soruyor? Toplamını soruyor. Alın toplamını. Toplayın. Ne yapar toplarsanız çocuklar? 16, 18. Cevabını olsun. Anlaşıldı mı çocuklar? Zor değil sorular aslında. Sadece birazcık yani konuyu iyi özümsemeniz lazım. Aynen. Sadece konuyu iyi özümseyin. Asal bölen ne demek? Asal çarpan ne demek? İkisi aynıdır. Bölenle çarpan birbirinden bir farkı yok. Buna bakıyorum. A pozitif tam sayısı ve B asal sayısı olmak üzere. B asalmış. Bunun altını çizelim. Tamam mı? B asal. B asalsa ona göre dikkatli olacaksınız. B asal sayıymış. A pozitif bir sayıymış. A herhangi bir sayı olabilir. Olduğuna göre B kaç farklı değer alır? O zaman B'ye burada kaç tane asal sayı verebilirim? En küçükten başlayalım. 2 asalını verebilir misiniz? 2. Verebilirim. Evet, A'ya bir değer çıkar. 40 olur mesela. 3 asalını evet. verebilir misiniz? Hayır hocam. Hayır. Veremem. 5 asalını verebilir miyim? Verebilirim. 5 evet. kere 16 olur. 7 asalını verebilir miyim? Hayır. Veremem. 7 olmaz, 11 olmaz, 13 olmaz ve ondan sonrakilerin hiçbiri olmaz. Demek ki B'ye sadece 2 ve 5 dışında, 2 ve 5 dışında başka asal veremem çocuklar. Tamam? Anladınız mı? Sadece 2 değer alabilir. 2 ve 5 aynı 2 değer alır. Zaten 83 çocuklar asal çarpanlarını ayırırsanız 2 üzeri 4 çarpı 5 olacak. Bunun asal çarpanlar ayrımı. Zaten 80'in içinde asal çarpan olarak bir tek 2 ile kim var? 5 var. Evet. B'ye de demek ki 2 ve 5 dışında veremezsiniz. Yani mantığı çok basit aslında. Anladınız mı? Hocam örnek... bir dakika kaldı. Tamam önemli değil. Şu 23'ü de bitirelim. Örnek 23 x bir doğal sayı olmak üzere. X doğal sayıymış bakın asal sayı değil. Dikkatli olun çocuklar. Hocam bir önceki şeyde soruda bizden bulmamızı mı istiyordu sadece? B'nin evet. B kaç farklı değer, kaç farklı asal alır yani. Asal sayı dediği için 2 ile 5 başka dememiş. Sadece bulun demiş. Hocam. Tamam. Tamam. Kaç farklı değer alabilir? 2 farklı değer alır. Belki cevabı 2'dir. 2 farklı yani 2 ve 5 tamam. Geçtik. Şimdi burada X'in... Sadece ışıklarda 2 olabilir yani. Evet. B'nin alacağı değerler kimdir derse 2 ve 5 böyle parantez içinde alır.
B kaç farklı, yani kaç adet değer alır dediği için de 2 adet. 2 değer alır. 2 değer alır. Tamam. Cevap 2 olacak. Doğal sayı belirttiğine göre x'in alabileceği değerleri bulunuz. Şimdi çocuklar x'e ne değer vereceğim? Mecburen bu sonuç, bak bu kesir bir doğal sayı belirttiğine göre x'e vereceğiniz değerler 85'i ne yapması gerekiyor? Tam bölmesi gerekiyor. Tam bölmesi. 85'in bölenleri demek aslında 85'in neyidir? Çarpanlarıdır değil mi? Nasıl buluyordu bu çarpanları? 1'e 85 değil mi? 2 olmaz, 3 olmaz, 4 olmaz, 5 olur. 5'e kaç olur? 85'i 5'e böldünüz. 1, 17. Bitti. Bu 1, 5, 17, 85. Yani 4 tane alabileceği değer var. Bu sefer x'in kaç tane değeri vardır demiyor. Bak kaç adet demiyor. Alabileceği değerleri bulunuz dediği için bu değerleri alacak. Kim? 1, 5, 17 ve 85 diyeceksiniz. 17. Anladınız mı? Mantık çok basit. Şurada arkada çocuklar birkaç soru daha var. Bunları da yapabilirsek yapalım. Hocam yapamayacağız. Saniyeler. Hocam şimdi bizi dersten atacak. Atana kadar devam edeceğim. Zaten geç başladık. Ne yapalım yani? 4 tane asal çarpanı bulunan en küçük doğal sayı kaçtır? 4 tane asal çarpanı bulunan 4 tane asal çarpanı bulunan en küçük doğal sayı. Şimdi 4 tane asal çarpanı istiyorsa en küçüklerini verelim çocuklar. Kimdir en küçük asal? 2 verelim. 3 verelim, 5 verelim ve 7 verelim. En küçük asalımız bu işte. Şey 4 tane hepsine asal bölünür. Hepsine bölünür. Bu şekilde bak bu sayı, şu andaki bu sayı hem 2, hem 3, hem 5, hem 7 çarpanı bulunur. Kimdir bu sayı? 2 kere 3, 6. 6 kere 5, 30. 30 çarpı 7 de 210. Cevabımız 210. Aradığımız sayı 210'dur. Yani 210... Evet, 210... 2'ye, 3'e, 5 ve 7 asalını ne yapar çocuklar? İçinde barındırır. Anladınız mı? Peki, diğer soru. 48 sayısının çarpanlarından kaç tanesi asal değildir? Bakın, bütün çarpanlarını bulacağım. Ama asal değildir'i soruyor. Asalları eleyeceğim, asal olmayanları istiyor benden. 1'e 48, hemen yapalım. 2'ye 24. 2'ye 24. 3'e? 3'e 18. 3'e 16. 16. 4'e 12. Ve 6'ya 8 çocuklar. Evet 6'ya 8 tamam. Bu. Bunlardan asal olanlarını çiziyorum. Çocuklar kimdir asal olanlar? Çizelim. 2, 3. 2'yi çizdim. 3'ü çizdim. Gerisini sayacağım. Çünkü kaç tane asal değildir? Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ne vardır diyeceğim? Asal olmayan çarpanı vardır. Anladınız mı neyi soruyor? Çarpanı vardır. Evet. Soruyu geçiyorum çocuklar. Anlaşıldı mı? Son sorumuz kaldı. Ama son soruda muhtemelen bizi dersten attı. Evet, atmış. Dersi kapatıyorum çocuklar burada.